ki tiyatroya adanmış bir ömür. Tutku, vefa ve saygı ile yorulmuş bir ilhamla çıkıyor her seferinde sahneye. Bayatlamış karı koca ilişkilerinin aksine tiyatro onun için hala genç bir sevgili. Komedyen olarak tanınıp benimsenmekle beraber değişik renkteki oyun türlerini de görmezden gelmiyor. Güldürdüğü kadar ağlatıyor ve tabii düşündürüyor da. En büyük tehlikenin hoşgörüden, çok seslilikten uzak, topluma dayatılan tek renk, tek biçem, tek kimlik prototipleri olduğunu söylüyor. Ve tiyatrosunda tutucu düşünceye karşı bayrak açıyor. Bugünkü konuğum tiyatro oyuncusu, yönetmeni, yazarı ve yöneticisi, sanatını sinema, televizyon ve radyoya da taşımış olan ve son zamanlarda ünü Broadway'e kadar uzanan Sayın Ali Poyrazoğlu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ne güzel şeyler söylediniz ya. Sizin yaptığınız güzel işlerin sadece kısa bir özetiydi. Şimdi sizin en belirgin özelliklerinizden bir tanesi genç tiyatroculara verdiğiniz destek. Ününüz sadece tiyatro sanatçısı olmakla sınırlı değil. Özellikle genç sanatçıları tiyatroya kazandırmakla da çok gündemde olan bir insansınız. Şimdi merak ettiğim, sizin de ilk yıllarda, tiyatroya atıldığınız ilk yıllarda, gençlik döneminiz diyeceğim müsaadenizle, o dönemlerde size el veren ustalar var mıydı? Olmaz olur mu gayet tabii. Hepimiz bir mesleki ve toplumsal mirası devralıyoruz. Ve onu bir köprü vazifesi görüp gelecek kuşaklara nakletmeye uğraşıyoruz. Bana hep sordukları zaman nerede doğdun büyüdün diye, benim doğup büyüdüğüm ülke kitaplardır derim. Şiirdir derim, romanlardır derim. Bir kere onlardan aldığım, biriktirdiğim bir şey vardı, güç vardı. Onun dışında da mesleğe girdiğim zaman ben çok şanslı bir döneminde okudum konservatuvarın. Tiyatro bölümü mezunuyum ama bizim dönemdeki kadar güzel hocalar bir araya kolay kolay gelemez. Melih Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Ercüment Behzat Lav, Ahmet Kutsi Tecer, Samih Nafiz Tansu, Max Meinike, Yıldız Kenter, bunlar yani İncil Ayar, Seyit Mısırlı, bunlar kendi dallarında uzman, ülkemizin en büyük yazarları, şairleri, tiyatrocuları benim hocalarım oldular. Ya da ben onların öğrencisi oldum, her neyse. Ama çok şey öğrendim. Bir de sonra okulda öğrendikleriniz genelde her meslekte dışarı çıktığınız zaman yaşam pratiğiyle uyuşmayabilir. Bizimkinde de öyle oldu tabii ki ister istemez. Okulda öğrendiklerimizi... Daha doğrusu şöyle özetlersem, her meslekte insan okulda öğrendiği yöntemi kendi yöntemi haline getirmek zorundadır. Kendisi için en uygun yöntemi keşfetmek zorundadır. Yani sizin yanınızda çalışan gençler de Ali Poyrazoğlu'nun tarzından ve üslubundan etkilenerek onun benzeri bir performans ortaya sergilemek yerine kendi tarzlarını bulmakla yükümlü. Doğrusu budur. Ben de hocalarımdan öğrendiklerimi çalışmaya başlayınca kendime göre değiştirip bilgimi yenileyip sürekli olarak kendi yöntemimi keşfetmek zorunda kaldım. Evet. Ama şeyi anmadan geçmemek lazım. Tiyatrosunda çalıştığım Ulvi Uraz'ı anmadan geçmemek lazım. Ulvi Uraz Tiyatrosu da benim için ayrı bir okul olmuştur. Ve ondan sonra da ne büyük bir tesadüf ya da şans ki daha sonra Ulvi Uraz ödülünü de aldınız. Aldım. Onlara geleceğim. Şimdi 10 yıl kadar oyuncu olarak çalıştıktan sonra kendi tiyatronuzu kurmaya karar veriyorsunuz. Hı-hı. Ve 25 seneyi geçti tahmin ediyorum. 27-28 evet. Senelik bir yöneticiliğiniz de var. Tiyatro yöneticiliğiniz. Şimdi Türkiye'de özellikle özel tiyatrolara baktığımız zaman belli bir tarz ve belli bir üslubu var özel tiyatroların ve repertuar seçimlerini de ona göre yapıyorlar. Oysa siz bu konuda biraz farklı bir çizgi uyguluyorsunuz. Hı-hı. Değişik oyunları seçerek bir repertuar oluşturuyorsunuz. Neden? Neden? Demin başta da söylediğiniz gibi ben seyirciyle olan ilişkimin bayatlamış karı koca ilişkisine dönmesini istemiyorum. Adam kadından sıkılmış, kadın da adamdan sıkılmış, alışkanlıktan evet. Sürdürüyorlar. Öyle olsun istemiyorum. Bizim tiyatroya geldikleri zaman farklı türden, farklı biçemlerde araştırma yapan, farklı türlerde kendini dolayısıyla tiyatronun en önemli öğesi olan seyirciyi de, seyircinin de kendini sınadığı bir tiyatro olsun istiyorum. Onun için kabare oyunlarından, müzikli oyunlara, dramlardan, güldürülere, aklınıza gelebilecek her türde oyun sergilemeye, her türde hem kendimizi sınamaya, hem seyirciyi sınamaya, hem de boyutlarımızı, sınırlarımızı keşfetmeye çalışıyoruz. O yüzden
böyle bir ilişki olsun istiyorum. Çünkü bazı tiyatroya gidersiniz, orada ne seyredeceğinizi bilirsiniz. 20 sene önce oynayan oyunun benzeri oynamaktadır. Bizim tiyatroda öyle olsun istemedim. Şimdi hatırlamak dediğiniz, sizin birçok oyununuz var hala hatırlanır ama ben birkaç tanesini sıralamak istiyorum. Örneğin tiyatronuzda bildiğim kadar ilk oynadığınız oyun Aziz Nesin'in bir eseriydi, evet, değil mi? Hakkımı ver hakkı. Sonra Bir Kelebek, Eski Çağlar Bardak Oldu, sizinle çok özdeşleşmiş bir başka oyun. Americano, Hayvanat Bahçesi, Oğlum Çiçek Açtı, hı-hı, ve Hoşçakal İstanbul ki bu oyunda 1986 Ulvi Uras en iyi yönetmen ödülünü kazandınız. Ancak bir oyununuz var ki bir rekora da imza attı izlenme konusunda, sahneye konma konusunda. 1500-1600'den fazla kez 1632 sahneye... oyun. Çılgınlar evet, Kulübü ben de değil iki mi? Rakam var, soru işareti koymuşum. 1536 ve diğeri de 1632. 1632 oyun oynadık. Neden bu kadar sevildi ve seyredildi? Bir kere açıkça söylemek gerekirse seyircinin tiyatrocudan, sanatçıdan geride olduğunu düşünmemek gerekir. Ben bu prensibi her zaman göz önüne alırım. Oyun tehlikeli bir oyundu. Eşcinsellikten, travestilerden, kılık değiştirip kadın kılığında şov yapan sanatçılardan söz ediyordu. Alternatif bir aile yapısından söz ediyordu. Bunun da var olduğunu, gözden kaçmayacağını, insani olan hiçbir şeyin yabancımız olmaması gerektiğini söylüyordu. Biz oyunu sahnelemeye başladığımız zaman ülkemizde bu konuda tatsız ve oldukça tutucu tavırlar sergileniyordu. Bugün de bu tavırların hala ortadan kalktığını söyleyemeyiz ama mesela Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaklanmıştı. Biz oyunu açacağımız gün yasaklandı, dediler ki tiyatroda ya mahvolduk, oyunu da kapatacaklar. Nitekim oyun iki kere kapandı. Değil mi? Bir kere İzmir'de. Bir kere İzmir'de, bir kere burada, iki kere mahkemelik olduk ama mahkemeleri kazandık. Oyun Türk genel geçer bir şey var ya, Türk örf adet geleneklerine ve aile yapısına aykırı ve saldırıcı ve ahlak bozucu. Bu fasıldan her şeyi kapatabilirsiniz Türkiye'de. Oyun o fasıldan iki kere yasaklandı ama ikisinde de idari mahkemeleri biz kazandık. Oyunun tersine öğretici, göz açıcı olduğunu söyledi hakimler, idari mahkemeleri. Böyle bir karar alındı. Ki en anlamlı olanı da belki halkın bunu sevip benimsenmesi. İşte şimdi oraya gelmek istiyordum. Siz söylediniz. Evet. Önemli olan halkın buna verdiği cevaptı. Oyun oynadığı bütün tiyatrolarda ve bütün kentlerimizde hasılat rekorları kırdı. Tıklım tıklım doldu. Bugün hala diyorlar ki yeniden niye oynamıyorsunuz onu? Düşünürüz, belki oynarız çünkü diyorum ben de. Çünkü siz 20. yıl dönümünüzde Poyrazoğlu, evet, Tiyatrosu'nda yeniden sahneye, evet, koymuştunuz. Belki 2-3 sene sonra belki yeniden söz konusu olabilir. Belki söz konusu olabilir. Sinemada bir versiyonunu seyrettik son zamanlarda. Birdcage adı altında. Hı-hı. Robin Williams'ın da başrolünü oynadı. Seyretme imkanı bulabildiniz mi? Seyrettim tabii. Nasıl buldunuz? Oyun önemli bir oyundur. Bakın, Jean Poiret'in yazdığı Çılgınlar Kulübü modern tiyatro edebiyatının en ünlü güldürüsüdür. Dünyanın her yerinde, aklına gelebileceğiniz her yerde, Afrika ülkelerinde bile oynadı bu oyun. Her yerde oynadı. 2-3 kere filme çekildi. Fransa'da yapılan film o kadar tuttu ki Michel Serrault'la şeyin oynadı, Hugo Tognazzi'nin oynadı. 2-3 tane arka arkaya çekildi. Yeni öyküler üretilip. Oyun da her yerde çok büyük şey işler yaptı, hasılatlar yaptı. Bizim tiyatroyu da yıllarca ayakta tutan oyun olmuştur doğrusu. Film biraz fazla ticarileştirilmişti ve öyküsü anlatılan insanlara biraz yaratıklar gözüyle bakılıyordu filmde. Oyun öyle değildir. Oyun ciddi insani sorunlardan ve sevgiden söz eder. Ağır. Evet. Film biraz fazla şey yapılmıştı, ticarileştirilmişti ve öykü bozulmuştu. Ben tiyatrodaki halini tercih ederim doğrusu. Şimdi çok yönlü sanatçı tanımı size çok uyuyor. Ben tiyatroyla biraz sınırlayarak bu sorumu sormak istiyorum. Tiyatro yönetmeni, tiyatro oyuncusu, tiyatro yazarı Ali Poyrazoğlu. Hangisi sizi daha çok zorluyor? Ne açıdan zorluyor derken? Kendinizi aşmak açısından, mesleki olarak. Ben zorlandığım anları çok seviyorum çalışırken. Çünkü biliyorum ki büyük bir gerilimin, büyük bir stresin, büyük bir şeyin, yoğun çalışmanın sonunda mutlaka ortaya iyi bir şey çıkacağım. İyi bir şey yumurtlayacağımı düşünüyorum. Ben yazı da yazıyorum biliyorsunuz. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yazarlık da yapıyorum. Daha doğrusu yapıyordum. Dün bıraktım. Yazı yazarken de çok zorlanırım.
bir şey yaparım yani. Kolay kolay daktilonun başına oturup yazıyı yazmaya başlayamam. Epey bir gerilimli bir şey yaşarım. Birkaç saat yaşarım. O içimin hazırlanma sürecidir. Ama o sürecin sonunda ortaya iyi bir şey çıkacağını bildiğim için o yorucu, o kahredici süreçten mesleğimin hiçbir dalında kaçmam. Hatta işime gelir diyebilirim. Mesela bildiğim kadarıyla bir romanınız var. Üzerinde çalıştığınız. O Defina bitiyor Adası. Mu? Bitmek üzere mi? Vallahi Defina Adası'nı ben iki kere bitirdim. İki kere bitirdikten sonra da okudum ve beğenmedim. Şimdi üçüncü kez yazıyorum ama öbür yazdıklarımla karşılaştırdığım zaman doğru yaptığıma inanıyorum. Çünkü ortaya çok düzgün bir şey çıkıyor. Zor süreçler, yaratım süreçleri. Bir şey, çocuk doğurmaya karar veriyorsunuz. Sonra onun çok sağlıklı yaşamasını istiyorsunuz. Onun için hazırlık safhası çok şey geçiyor. Sancılı geçiyor ama mesleğin güzel yanı da budur. İçimizdeki sancı ölürse, yaratma sancısı, hayat bitti demek. Mücadele bittiği zaman hayat bitti demek. Oyunculuğunuzla devam etmek istiyorum. Yaygın kanı benim bir güldürü oyuncusu olduğum ama bana sorarsanız dram oynamayı çok seviyorum. Galiba gizli bir dram oyuncusuyum ben demişsiniz. Galiba. Şimdi derler ki hemen hemen bütün oyuncular hayatlarında bir kez de olsa Hamlet oynamak isterler. Hı. Neden böyle bir içgüdüsel eğilim var sanatçılar, özellikle komedyen sanatçılarında? Aslında komedi de başlı başına bir iş ve ciddi bir iş. Benim böyle bir derdim yok doğrusunu söylemek gerekirse. Derdi olan sanatçılara sormak lazım bunu. Hiç de Hamlet oynayayım diye bir hevesim olmadı. Okulda çalıştım Hamlet'i. Hı. Herkese bir Hamlet çalıştırırlar yani. Hamlet çok sağlam yazılmış karakterler. Çok da zor bir şey olduğu için, metin, nota deşifre edilmesi zor bir nota olduğu için ve türlü yorumlara açık olduğu için, herkesin kendini sınayabileceği bir eser olduğu için kadın oyunculara da Hamlet çalıştırılır. Sadece yani kendini ispat etme bir anlamda. Yani bir şey, oyuncunun hem vücudunu, hem sesini, hem bir karakter hazırlama safhasının inceliklerini keşfetmesi için iyi bir metindir Hamlet. Genç oyunculara çalıştırmak için herkes Hamlet'ten geçer konservatuvarlarda. Kimin içinde kalır, kiminin içinde kalmaz. Benim içimde kalmadı. Çünkü ben diyebilirim ki iyi silahlanmış bir oyuncuyum. Mesleğimde başarılı olabilmek için birkaç dil öğrendim. Ve bunları iyi öğrenmeye karar vermiştim. İyi öğrendim. Çocukken zaten bizim evin içinde Fransızca konuşuluyordu. Fransızca biliyordum. Sonra başka dillerde öğrendim. Okudum, araştırdım, gittim. Dışarıda kaldım, orada okudum. İncelemeler yaptım. Burada sürekli çalıştım. Ben tiyatroya başladığım günden beri daha bir gün durup oturmadım. Habire çalışıyorum. Onun için kendimi iyi hazırlamıştım ve seçme şansım oldu. İstediğim rolleri. Şanslıydım da biraz bu meslek şans işidir. Yani çok iyi oyuncu olabilirsiniz, çok yetenekli olabilirsiniz, kenarda kalabilirsiniz. Benim şansım da yaver gitti doğrusu. Çok çalıştım ama istediğim rolleri seçip oynama şansım oldu. Sonra çok genç yaşta da Türkiye'nin en genç tiyatro patronu oldum. Repertuarı kendim yaptığım için, siz demin saydınız şu şu işleri yapıyor diye. Ayrıca ben tiyatroda dramaturgluk yapıyorum, oyunlar okuyorum, seçiyorum, muhasebeye sadece bakıyorum. Sadece sizin kimliklerinizi sayarak bu programı bitirebiliriz muhasebeye aslında. Muhasebeye bakıyorum. Büfede durduğum zamanlar da olur. Sahnede dekor taşıdığım zamanlar da olur. Oyunları doğrusu kendim seçtiğim için canımın istediğini oynadım ve oynuyorum. Bir de ben çok genç yaşta zengin oldum. Şöyle bir şansım oldu. Düşünerek taşınarak gerçek zenginliğin ne olduğunu kendimce bir yolla keşfettim. Zengin olmak değil, zengin yaşamak. Evet. Ve kendi kendime dedim ki yani çok param pulun olsa ne yapacaksın sen? Yiyebilir misin bunları? Yiyemezsin. Sana lazım mı diye. Biz iş adamı değiliz. Yatırım yapmayız. Bankadan kredi almayız. Borçlanınca da çoğu zaman borçlanırız. Tiyatroların işi parlak gitmediği zamanlar. Gider başka iş yaparız. Televizyonda çalışırız. Film çeviririz. Oradan gelen paralarla da sürekli olarak tiyatronun borçlarını öderiz. Ve kendi kendime dedim ki madem ki tiyatroyu çok seviyorsun. Bu senin hayatta vazgeçemeyeceğin bir çok para harcamaya meraklı, lüks seven bir fıstık, bir metres. Sen bunu metres olarak tuttun mu bu senin devamlı paranı yiyecek. Yüzük al, kürk al, pırlanta al, bilezik al, devamlı isteyecek ve sen de vereceksin. Bu tutkudan vazgeçemezsin. Onun için bu gerçekle yüzleş ve kendi kendime dedim ki ben şu kadar zenginim. Hayatta bütün istediklerimi yapacak kadar zengin değilim. Olmama da imkan yok. Yani
Bir tiyatro opera binası yaptırıp İstanbul şehrine hediye etmek isterim. Anadolu'da bir konservatuvar açmak isterim. Ama benim böyle olanaklarım yok, böyle gelirlerim yok, olmayacak da. Ama şöyle bir olanağım var. Bir, zenginliğin sırrı kendine çok zaman ayırabilmektir. Ben bütün zamanımı kendime ayırdım. Mesleğimi ayırdım dolayısıyla. Çünkü mesleğimi çok seviyordum. İkincisi, ben istediklerini yapacak kadar zengin değilim ve olamayacağımı biliyordum. Ama istemediklerimi yapmayacak kadar zenginim. O yüzden istemediklerimi oynamadım, canımın istediklerini oynadım. Şimdi sizin son zamanlarda özellikle sizinle ilgili çıkan haberlerde Broadway var. O yüzden o konuya da değinmek istiyorum bu programda. Broadway'de Pera Palas oyunu, üç kuşağı ve dolayısıyla üç dönemi, 1914-24 zamanı, yani Cumhuriyet'in ilk yılları ve öncesi diyebiliriz. Daha sonra 1950 Demokrat Parti zamanı ve son olarak da 1994 radikal çıkışların da baş gösterdi. O zamandan günümüze kadar İstanbul. Şimdi Sinan Ünel'in yazdığı bir oyun bu. Bu teklif size geldiğinde aslında ısrar da etmişler kabul etmeniz için. Pek böyle eğim göstermemişsiniz. Pek niyetli olmamışsınız. Hiç heyecanlandırmamış mıydı sizi Broadway'de böyle bir oyunda oynama teklifi? Valla ben o esnada bir oyun prova ediyordum zaten İngilizce olarak oynamak üzere. Hala da oyunu hazırlıyorum ve oyun oynanacak Amerika'da şimdi. Yine Broadway'de mi? Broadway'de oynanacak, evet. Ben biraz şeyim, huysuz değilim ama fazla inceleyip sık dokuyan bir adamım. Ya biraz zorumdur. Zor değilim. Şöyle bak, samimi söylemek gerekirse çok işim vardı o ara. Yani ATV'de Aile Bağları diye bir dizi var, şu anda oynuyor. Onun çekimlerine girecektik ve ATV ile mukavele imzalamıştım. Dekorlar yapılmıştı. Tiyatroda oyun oynuyordum. Eski Çamlar Bardak oldu. Şimdi o oyunu yeniden oynamaya başlayacağız. Çok tutan bir oyunumuz. Çok sevilen bir oyunumuz. Ve ben kaç yıl önce oyunda çocuğu oynamıştım. Şimdi babayı oynuyorum. Radyoculuğunuz var. Radyoculuğum var. Gazeteye yazı yazıyorsun, kitap yazıyorsun, okulda ders verip talebe yetiştiriyorsun ve tiyatronun bitmeyen işleri var. TİYAP başkanıyım. Tiyatro Yapımcıları Derneği başkanıyım. Bunun getirdiği şeyler var, yükümlülükler var. Kıvırdım doğrusu, gitmek istemedim. Yani benim için seyirci Türk olmuş, Amerikalı olmuş fark etmez. Ben sahneye çıkıyorum, oynuyorum. Türkçe de oynarım, İngilizce de oynarım. Fark etmez dedim, çıktım işin içinden. Sinsi Sinsi de İngilizce oynamak üzere bütün dünya festivallerinde oynanacak bir oyunu da hazırlıyordum o arada. Ama teklif güzeldi, piyes çok güzeldi. Sinan Ünel'in yazdığı oyun çok güzel bir oyundu. Oyunu okuyunca doğrusu vuruldum. Rolleri çok beğendim. Ama gene de işim vardı, gelemem dedim prodüktörlere. Bir de onlar da birinci aşamada izin alamadılar, sakladılar zaten. Amerika'da çalışma izni almak çok zor. Aktörler Sendikası'nda da daha sonra... Evet, Aktörler Sendikası olmuş. Güçlük çıkardı. Oradaki Aktörler Sendikası bir meslek birliği. Bizdeki baro gibi, tabipler odası falan gibi. Onların onayı olmadan mesleğini icra edemezsin. Ama bir araştırdığım kadarıyla, bilmiyorum ne kadar doğru ama başında bir Yunanlı, Flora Samatias diye bir şey varmış. Onda da biraz problemler yaşanmış. O hanım biraz güçlük çıkardı ama bir şeyle, prodüktörlerin bastırmasıyla ve inadıyla, 3 tane prodüktörüm vardı benim. Daryl Roth, John Eisner ve Roy Gabay. Onların bastırmasıyla o engel aşıldı. Çok da kıyak bir numara yapmışlar, anlatayım mı? Kameramanları almışlar. CBS'deki arkadaşlarını falan, CNN'deki arkadaşlarını, gitmişler kadına demişler ki siz Mr. Poyrazoğlu'nun Amerika'da çalışması için izin vermiyorsunuz. Bu Türkiye'nin en önemli tiyatrocularından birisi ve bu proje onun üstüne kuruldu. Gelip oynamasını istiyoruz. Ve demişler, daha önce de böyle örnekler var. İnternasyonel starlar gelip oynuyor. Fransa'dan geliyor, oynuyor. Almanya'dan geliyor, oynuyor. İngilizce oynayabiliyorsa. Ve bu konuda ısrar ederseniz sizin Yunanlı, onun da Türk olduğu yüzünden böyle bir aksilik çıktığını gündeme getireceğiz. Bu da tatsız bir tartışmayı başlatacaktır. İstemezsiniz herhalde. Böyle bir şeyi imzalamak zorunda kalmışlar. Ama şimdi müthiş bir şey oldu. Ben Amerikan Aktörler Birliği'nin sürekli üyesi haline geldim. Ne güzel. Evet. Pera Palas oyunu Türkçe'ye çevrilerek burada oynayacak mı? Vallahi oynayacak, evet. Çalışıyoruz üzerinde. Muhtemelen Sayın Talat Alman çevirecek Türkçe'ye ve yapacağız prodüksiyonu. Türk seyircisiyle buluşacak oyun. Buluşması gerekir. Sadece Türkiye'de değil, Fransa'da Fransızca,
Almanya'da Almanca ve özellikle bu dönemde ortaya çıkan ilişkilerden dolayı ne kadar kendimizi yanlış tanıttığımız için bazı mücadelelerimizde güçlük çektiğimiz ortaya çıktı. Sanatla, kültürle insanımızı ortaya çıkarmamız gerektiğinin bilincine vardık. Bence her ülkede Türk insanını çok iyi anlatan o oyunun sergilenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok kısaca nasıl bir tecrübe oldu sizin için? Yani çekinmeden çok rahatlıkla oraya gidip oyununuzu oynadığınız kesin. Çünkü The New York Times'ten ben okuduğum kadarıyla biliyorum ama diğer yayınlarda da çıkmış. Gerçekten çok övücü, sanatçılığınızı, oyunculuğunuzun çok iyi olduğunu yazan eleştiriler vardı. Ama sizin kendi kendinize dediğiniz eksiğim vardı ya da artım vardı dediğiniz yönler neydi? Oyuncular ve tiyatro açısından. Olmaz olur mu? Biz oyuncular bir oyun oynarken her akşam yeniden kurarız, yeniden her akşam gözden geçiririz, yeniden farklı bir şekilde ve daha iyi yorumlamaya çalışırız. Bizim işimizle olan bu çekişmemiz bitmez. Evet, doğrusu oradaki basın, televizyonlar çok, ne diyeyim, cömertçe davrandılar bana diyelim, öyle olsun. Göklere çıkardılar, çok methettiler. Konsolos son gün benim şerifime bir davet verdi. Benim döneceğim gün dedi ki, biz Türkiye için bu reklamı 10 milyon dolara yapamazdık burada dedi. Yani ne müthiş bir tanıtım oldu sizin oyunculuğunuz ve bu oyun. Biz de dedik ki, hep söylüyoruz, bir ülkeyi anlatmak istiyorsan o ülkenin insanını anlatacaksın. Sadece tarih eserini anlatarak bir ülke belleklere kolay kolay geçmez dedik. İyi bir örnek oldu. Benim için şöyle bir şey oldu başlangıçta. Tabii ben İngilizce konuşup iyi İngilizce konuşuyorum ama Türkçe düşünüyordum. Oyunda iç monoloğunuzu İngilizce kurmak zorundasınız. İyi İngilizce netice almak için. Amerika oyuncularının mükemmelliğiyle ünlü bir ülkedir. Yani Amerikan tiyatro sinema oyuncuları sahiden kök söktürürler adama. Benim gittiğim kadroda çok canavar bir kadroydu. Aralarında oynayacağım 12 kişilik kadro. İyi bir yarıştı benim için. Güzel bir yarıştı. Keyfini çıkarmak için çok çalıştım. Bütün iç metnimi, yani insanın zihninden geçenler konuşurken, yani Türkçe düşünüp İngilizce konuşmamak için bütün iç metnini, oyunun iç metnini İngilizce olarak yazdım ve İngilizce olarak ezberledim iç aksiyonlarımı. O benim biraz kendi kendime keşfettiğim bir yöntem oldu, yabancı bir dilde oynarken öyle yapmak gerekiyor diye. İşimi kolaylaştırdı ama çok şeydi, zor bir çalışmaydı ama zor olduğu için de çok keyifliydi. Bir de başka bir dilde oynamak ayrı bir suda yüzmek, biliyor musun? Yüzmeyi biliyorsun, bir suya giriyorsun ama senin yüzme stiline uygun değil o su. O suda yüzmek, ayakta kalmak ve yarışı başarıyla bitirmek için yeni bir yöntem keşfetmelisin. Keyifliydi, çok güzeldi. Seyirci açısından bir fark hissettiniz mi? İyi bir seyirci Amerikan tiyatro seyircisi, zor bir seyirci. Bir de bu oyuna çok şey bir seyirci geldi, dişli seyirci geldi. Çok şey geliyordu, Türkiye üstüne kitap yazan insanlar, gazeteciler, sanatçılar, Türk insanını tanımak isteyenler. Tahmin ediyorum çok önyargılı olanlar da mevcut seyirci tabii arasında. Türkiye'yi gelip gezmiş, görmüş, bilen insanlar, Türkiye'de yaşamış olanlar, oradaki Türkler, seyircinin %30'u falan orada yaşayan Türklerdi. Gelen %70 Amerikalı da şeydi, Türkiye ile direkt ilgili, merak ediyor, öğrenmek istiyor. Yani seçip o oyunu geliyor. Zor bir seyirciydi. Kolay, sadece eğlenmeye gelmiş, keyifli bir akşam geçirecek değil, kafasında sorular olan, o sorulara ilave sorular alıp oyundan çıkmak isteyen bir seyirciydi. Şimdi farklı bir tiyatro türüyle yavaş yavaş programımızın sonuna geliyorum. Kısaca değinmek istiyorum. Kabare tiyatrosu. Siz Yeşil Bar'ı 8 sene yönettiniz. Daha sonra Uğur Yücel'e devrettiniz ve o şeyi kapattınız. Bundan sonrası için düşünüyor musunuz böyle bir çalışma yine? Gizli gizli hazırladık bir şey. Çünkü böyle bir beklenti ve talep olduğu yönünde de bir hissiyat var. Vallahi beni lokantada çevirip söylüyorlar. Sokakta çevirip söylüyorlar. Radyo programına telefon edip söylüyorlar. Televizyonlarda soruyorlar, Yeşil Kabare ne olacak? Bizim bir daha kabaremiz olmuş. Ben bir şey söyleyeyim, ben Yeşil Kabare'de çok eğlendim. İnsanlar da ama çok eğlendiler. Gelenler de çok eğlendiler. İstanbul'da bir daha o Yeşil Kabare'nin yılları gibi keyifli geceler hiçbir zaman olmadı. Biliyorum çünkü ben eğlenmesine de zaman ayırmasını bilen bir adamım. Gezerim, görürüm, bilirim o yüzden. Seyirci de, ben de, sahneye çıkan sanatçılar da, çalışan personel de, hepimiz orada çok ama çok eğlendik. Bir düzeyli bir eğlenceydi. Kabare Almanların kleine Kunst dedikleri minik, minimalize edilmiş bütün sanatların bir arada olduğu, hepsinden biraz
çeşni tattığın minik bir sahnenin üstünde gerçekleştirilen çok iç içe bir gösteri türüdür. Bu bizde yoktu, bunu ben olsun istedim. Gerçek batılı anlamda bir kabare bizim Türk eğlence şeylerinde, nosyonlarında içine koyarak ve başardım. Çok güzel sanatçılar kendilerini keşfettiler orada. Çok güzel dostluklar kuruldu. Şimdi aradan zaman geçti. Ben bırakınca yine yok oldu iş ya, böyle ortadan. Böyle bir istek var, böyle bir talep var. Böyle bir istek ve talep var. Biz de bir yer arıyoruz. Bir yeşili yeniden açacağım. Belki bu sene açacağım. Güzel, güzel bir müjde oldu bu bizler için de. Son olarak aslında birçok konu var değinmek istediğim ama programın süresi bittiği İki için. İki bölüm halinde yapalım. Tefrika olamaz mı? Böyle yapmak yerine sizden bir söz alıp söz alıp bir başka programda radyoculuğunuza, televizyonculuğunuza da değinmek isterim. Son olarak yalnızlığı pek sevmiyorsunuz. Hep böyle kalabalıklar içindesiniz. Örneğin ıssız, huzur içinde, doğayla baş başa, o insanların belli bir yaştan sonra özlemlediği bir hayat tarzı hiç size göre değil. Hayır. Neden? Ben bir şehir çocuğuyum bir kere. Kalabalıkta yaşadım, kalabalıkta işimi yapıyorum. Kalabalıkla iç içe olmaktan da müthiş bir keyif alıyorum. Hani derler ya, şehir beni çok bunaltıyor, bu ne gürültü, bu ne trafik, bu ne stres falan filan. Bunların hepsi bana vız gelir ve bayılırım ben buna. Bu hareket, bu gerginlik, bu koşuşturmaca bir keyif verir bana. Tamam, zaman zaman tek başına ya da sevgilinle birlikte şöyle doğaya bakıp keyif çatmak da güzel olabilir ama bu benim yani 2-3 saatten fazla zaman ayıramayacağım bir şey, keyif. Benim ruhumu pek okşamıyor derler ya. Ben şehir çocuğuyum, kalabalıkta olmalıyım. Öyle yaşamayı seviyorum ve o bana bir şey, enerji veriyor. Mücadeleci tarafınızın da güzel bir yansıması aslında o. Çünkü stres, o yoğunluk ve devamlı hızlı bir döngü hep şehir yaşamlarında vardır. Evet. Bir başka bir yanı da olabilir benim böyle davranışımın. Ben aslında hani insan mesleğinde kendi yöntemini keşfeder dedim ya. Yaşamda da hepimiz bazı kapıları kendimize göre açıp zaman zaman kapatma yöntemini keşfediyoruz. Herkesin içinde böyle bir mekanizma oluşuyor. Benim içimde oluşmuş olan mekanizma da eğer kalabalığın içindeyken bile içime kapanmak istiyorsam ben onu beceririm. Kimse de farkına varmaz. Çok teşekkür ederim efendim programa katıldığınız için, bu hoş sohbet için. Sizden de bir söz almanın mutluluğunu yaşıyorum ki bir başka programda diğer yönlerinize de değinme fırsatı bulabileyim. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazı verin. Buyurun.